HDP eş genel başkanı Buldan, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın genişleyeceğini belirterek, Kürdistan'ı ittifakı da en kısa zamanda kuracağız. Bu ülkede yok sayılan kim varsa onlarla birlikte olacağız, dedi. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, partisinin Adıyaman'da düzenlediği halk buluşmasına katıldı. Emek ve Özgürlük İttifakı ile ilgili konuşan Buldan, ittifakı genişleteceklerini de söyleyerek şunları dile getirdi. 2 gün önce deklare edilen Emek ve Özgürlük İttifakı, sadece 6 parti ile sınırlı kalmayacak, bu ülkede ötekileştirilen, yok sayılan, inkar edilen, inancından, kimliğinden, dilinden dolayı inkar edilen kim varsa, onun ayağına gideceğiz, onlarla birlikte olacağız ve onları da bu birlikteliğe mutlaka dahil edeceğiz. Çünkü halkın AKP'den kurtuluşu bu anlamda büyümekten, genişlemekten geçiyor. Kürdistan'ı ittifakı da en kısa zaman kuracaklarını kaydeden Buldan şunları söyledi. Sadece Türkiye'deki sol ve sosyalist güçlerle değil, Kürtlerle büyük bir Kürdistan'ı ittifakı da en kısa zamanda kuracağız. HDP'nin Ekim ayı programlarında Kürdistan'ı partilerle ve Kürt çevrelerle yapacakları buluşmalar var. Kanaat önderlerimiz, yöre derneklerimizle, Kürdistan'ı partilerle, bu ülkede başka bir ittifakında olduğunu Türkiye halklarına göstereceğiz. Kürtlerle büyük bir Kürdistan'ı ittifakı en kısa zamanda kuracağız. Bunun için bu ittifaklar çerçevesinde şimdiye kadar bize oy vermeyen, bizim elimizi tutmayan, başka partilere oy veren her bir yurttaşımıza mutlaka ulaşmak zorundayız. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, hiç kimse HDP üzerinden siyaset yapmasın. HDP'yi siyasi malzeme haline getirmesin. Herkes haddini bilsin. HDP'yi ağzına alırken 1000 kere düşünsün, dedi. Ankara'daki HDP genel merkezinde düzenlenen Kadın Meclisi toplantısının açılışında konuşan HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, gündem başlıklarını değerlendirdi. HDP'li bakan, tartışması üzerinden muhalefeti cesur tavır takınmamakla suçlayan Buldan, önümüzdeki seçimler için siyaset alanında tartışmalar yürütülüyor ve bazı hesaplar yapılıyor. Buradan çok net olarak şunu söylemek isterim. Kadınların dahil olmadığı hiçbir hesap tutmaz, tutmayacaktır. Kadın mücadelesini büyütmek üzerine kurulu olan ve bir kadın partisi olan HDP fikriyatıyla bu konuda açık tutum aldığımızı herkes bilsin. Cumhur İttifakı da bilsin, Millet İttifakı da. Hiç kimse HDP üzerinden siyaset yapmasın. HDP'yi siyasi malzeme haline getirmesin. Herkes haddini bilsin. HDP'yi ağzına alırken 1000 kere düşünsün, dedi. İnkar, ötekileştirme ve dışlama üzerine kurulu olan anlayışları reddettiklerini ifade eden Buldan şöyle devam etti. Açıkça ifade etmek gerekirse sistemin yüzyıllık hatalarıyla, tarihsel inkarla yüzleşme cesareti gösteremeyen, demokratik muhalefetin tamamıyla ortaklaşma cesareti ve iradesi göstermeyen hiçbir anlayış, çözüm gücü olamaz. Gelecek vaat edemez. Bizler kadınlar olarak, HDP olarak eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir geleceğin kurucu gücüyüz. Bizler var olanın temsil gücüyüz. İnkar, ötekileştirme ve dışlama üzerine kurulu olan anlayışların tamamını buradan bir kez daha reddettiğimiz özellikle ifade etmek isterim. Bizler bahsettiğim insanlığın evrensel değerlerine bağlı demokrasi ve emek güçleri ile Emek ve Özgürlük İttifakımızı kamuoyuna deklare ettik, biliyorsunuz. Bu ittifak yüzyıldır izlenen politikalarla dışlanmış, inkar edilmiş, hakları gasp edilmiş bütün kesimlerin ortak ittifakıdır. Bu ittifak bütün ezilenlerin en güçlü temsiliyetidir. Stratejik bir demokrasi ortaklığı, mücadele ortaklığıdır. Kurucu ortaklıktır. Seçim sürecinde ve sonrasında da demokratik, özgürlükçü, eşit ve ekolojik bir yaşamı kurmayı önümüze bir hedef olarak koymuş bulunmaktayız. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan,
faili meçhul cinayetleri araştırmak üzere gittiği Batman'da faili meçhul cinayet sonucu öldürülen Demokrasi Partisi Milletvekili Mehmet Sincar'ın ölümünün 29. yılı kapsamında Mardin'de düzenlenen anma etkinliğinde konuştu. Bugünkü Türkiye'nin 29 yıl önceki Türkiye ile hiçbir farkının olmadığını söyleyen Buldan, 1990'lı yıllarda Türkiye nasılsa 2022 yılının da Türkiye aynı Türkiye'dir. Ne insani, ne vicdani, ne hukuki, ne siyasi zerre kadar ilerlemenin olmadığı bir Türkiye'yi yaşıyoruz, dedi. Kürt'e yapılan zulüm hiçbir şekilde değişmedi. Kürtlere yapılan zulmün bugün de devam ettiğini belirten Buldan, Kürtler 1990'lı yıllarda sokak ortasında arkadan vurularak katlediliyorlardı, cezaevlerinde işkence tezgahlarından geçiriliyordu ya da bulundukları yerde katlediliyorlardı. Bugün baktığımızda bir Kürt'ün kemikleri bir torbanın içerisinde babasına teslim ediliyor, bir Kürt'ün kemikleri kargolanıp annesine teslim ediliyor. İşte Kürt'e yapılan zulüm hiçbir şekilde değişmedi. Onlar biz böyle yaparsak Kürtler başer, diz çöker zannediyorlar. Biz çok ölümler gördük, işkenceler gördük ama hiçbir zaman boyun eğmedik açıklamasını yaptı. Semra Güzel'e yapılan muamele 1990'lı yıllardaki muameleden ayırt edilemez. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılarak dünde tutuklanmasını, haksız ve hukuksuz olarak değerlendiren Buldan, şöyle konuştu. Dün Semra Güzel vekilimize yapılan muamelede tıpkı 1990'lardaki gibi Mehmet Sincar ve arkadaşlarına yapılan muameleden ayırt edilemez. Bir halkın seçilmiş iradesine, milletvekili olmasına rağmen haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevine gönderilmesi, gözaltına alınırken başını öne edirme girişimi onlara iyi bir ders oldu. Çünkü Semra Güzel, başını öne eğmedi. Çünkü Semra Güzel, Mehmet Sincar'ın yol arkadaşıdır. Buradan bir kez daha söz veriyoruz, içiniz rahat etsin. Demokratik siyaseti bugün sizler sayesinde yürütüyoruz. Asla boyun eğmeyeceğimizi, diz çökmeyeceğimizi bir kez daha söylüyoruz. Semra Güzel, ben çok iyiyim çünkü haklıyım, haklıyız. Öte yandan HDP Genel Merkezi de tutuklanan Semra Güzel'in mesajını paylaştı. Güzel'in avukatı aracılığıyla gönderdiği mesaj şöyle. Herkese merhaba. Öncelikle belirtmeliyim ki ben çok iyiyim çünkü haklıyım, haklıyız. Süreci hepimiz yakından takip ettik, tamamen hukuksuzca yürütülen bir süreçti. Karar tamamen siyasiydi. Ama emin olun bizler kazanacağız, umut kazanacak, barış kazanacak, kadınlar kazanacak, halklar kazanacak. Hepinizi seviyorum ve saygıyla selamlıyorum.